3 Mart 2024 Pazar Selahattin Eşçakırgil Star Gazetesi Okuyucularla Has bir Hal Bugün hangi büyük tarihi hadisenin 100. yıl dönümü? İstanbul'dan Ali Osman Okumuş isimli okuyucu Gazze faciasının çözümü konusunda hiç mi ümit yok diyor. Ümitsizlik bize haramdır. Ancak tedbir ve çareleri Düşünmekte hepimize vazifedir. Hemen her yerde ''Yahu 56-57 İslam ülkesinden söz ediliyor.'' ve dünya müslümanlarının da 2 milyar olduğundan Yahudilerin bütün dünyadaki nüfusları ise 25 milyonu bile bulmuyor. İnsan kahroluyor gibi yakınmaları hemen her yerde işitmek mümkün. Evet demek oluyor ki kuru kalabalık olmak yetmiyor. Her şeyden önce 56-57 İslam ülkesi lafını kullanmak yanlış. Evet bu ülkelerin nüfuslarının büyük ekseriyeti Müslümanlardan oluştuğu için bunlar Müslüman ülkeleridir ama bu ülkelerin yönetimlerinde İslam hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı açısından baktığımızda hangisine İslam hükümeti denilebilir üzerinde düşünülmesi gereken konu budur. Bir daha hatırlayalım ki her ne kadar zayıf ellerde güçlü bir kurum olarak çalıştırılamamış olsa bile Müslümanların büyük bir kısmını itikadi açıdan bile sorumluluk altında tutan ve yaptırım gücü olan hilafet kurumu tam 100 yıl önce bugün 3 Mart 1924 tarihinde hilafetin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şahs-ı manevisinde mündemiç olduğu gibi kelime oyunlarıyla bazı saf dilleri uyutarak biraz dikleşenleri ise ihtimal ki bazı kelleler koparılacaktır tehditleriyle fiilen buharlaştırılmıştı. Turgut Poyraz Köylü isimli okuyucu Beykoz'dan şöyle yazıyor. Geçenlerde kadın demeye utandığım ancak sokaklardaki veya batakhanelerdeki en pespaye müennes yaratıkların ağzıyla konuşan bir avukat kadın, İslam şeriatine en şerefsizce ve ayak takımının ağzıyla küfretti. Gözaltına alındı, iki gün sonra da serbest bırakıldı. Benim sorum şu, onu serbest bırakan hakim efendiye sorum şu, aynı sözleri ben senin için veya senin uyguladığın kanun düzeni için tekrarlayacak olsam, beni de serbest bırakacak mısın?'' Size bir vatandaş olarak benim vergilerimden ödenen maaşları kendi adıma hatırlatmakla yetiniyorum. Bir hanım okuyucumuz Sevgi Ergin İstanbul'dan yazıyor. Evvelki gün sizin deyiminizle Taife-i en Fransız savunucusu olan bir gazetede Z.O. isimli bir kadın bir şeyler yazmış. Bir mezar ziyareti yapmış. Yapsın ama biz bir mezara bir türbeye gidip orada yatanları bir dua okuyunca bize mezarlardan bir şey beklediğimiz iddiasıyla ağız dolusu hakaretler yağdıranlar taifesi kendi sevdikleri birinin mezarına gidip orada gözyaşı dökünce aydın oluyorlarmış. Haydi oradan. O yazıyı okurken kızmadım. Güldüm acı acı. Hayır, günümüzde hakimiyet kayıtsız şartsız millete de değil, birinin iki dudağı arasında. Leikli savunanlar cezalandırılırken, anayasa ve yasalar yok sayılırken, karşı devrim adım adım uygulanırken, hakimiyet tarikatlere, cemaatlere terk edilirken, gözyaşlarımı artık tutamıyorum diyor ve bugün ülkenin yönetiminin bir kişinin iki dudağı arasından çıkan sözle idare edildiğinden yakınıyor. Kime? 10 yıl öncelerde dudaklarından çıkan sözler Hala da temel ilke kabul edilenlerin mezarına şikayette bulunarak, evet bu hanım okuyucunun yazdıklarını da ancak bu kadar özetlemek mümkün oldu. İstanbul'dan Faruk Mintoyba kardeşimizde tertipledikleri bizim Afrika isimli programda Cezayir bayrağı üzerinden bir nazikçe tartışma çıktığına geçen haftaki okuyucularla hasbi halde değindiğime işaretle orada Cezayir bayrağının bulunduğunu ve ama itirazın Cezayir'in tanıdığı Polisario'ya ait bayrağa o panoda yer verilmemesine olduğunu yazmış o programın sorumlusu olarak. Evet, bu bilgi notundan anlaşılıyor ki nazikçe yapılan o ikazın altındaki mesele tercümedeki bir yanlış anlamadan kaynaklanmış. Ancak bu konu basit bir konu değil. Polisario denilen bir örgütün 40 küsür yılı aşkın zamandır Fas'ın güneyinde bulunan 250-300 bin kilometre kare kadar büyüklükteki ve batı sahrası denilen ve çölde olsa bir büyük toprak parçasının kime ait olacağı tartışmasından da kaynaklanmıyor. Şöyle ki, batı sahrası İspanya'nın işgali altındaydı uzun yıllar. Sonra 50 yıl öncelerdeki Fas Kralı II. Hasan, İspanya'nın o bölgeden ayrılmak istememesi üzerine 300 bin aşan büyük bir sivil kitleyi Batı Sahra'sına yürütünce İspanya oradan çekilmek zorunda kaldı. Ama hemen ardından orada Polisario isimli bir silahlı örgüt zuhur etti. Batı Sahra'sının istiklalini ilan etmeye kalkıştı. Ama o bölgenin İspanya'nın elinden Fas'ın eline geçmesinde hiçbir rolü ve dahli olmayan Cezayir Batı Sahrası'nın bağımsızlığını kabul ettiğini açıkladı. Durum henüz de muğlak ve o faz o örgütün oldu bittisini kabul etmiyor ve çok büyük çapta olmasa da silahlı mücadeleler devam ediyor. Cezayir'in böyle bir desteği yüzünden de Fas Cezayir'e çiçek sunmuyor. Yazık! Aslında Müslüman halkların ve onların başındaki rejimlerin güç yarıştırmalarına karşı Müslümanca bir hassasiyetle uzanması gereken bir el orada da lazım.